FETÖ meselesini elbette doğal olarak ele aldık. Beklentilerimizi yeniledik. Bununla ilgili oluşturduğumuz çalışma grubu bugün öğleden sonra buranın saatiyle toplanacak. Ve yakın bir zaman içinde bu ön bir hazırlık toplantısı inşallah Türkiye'de bu çalışma grubu bir araya gelecek. Ve tüm delilleri birlikte gözden geçireceğiz. Neresinde eksiklik var? Bizim yaptığımız başvuru ve verdiğimiz deliller konusunda bir tereddütünüz mü var? Varsa bunları bize söyleyin. Karşılıklı oturup tek tek üzerinde çalışacağız. Artık Amerika ile ilişkilerimizde bize göre topu taca atma dönemi bitmesi lazım. Bu topu taca atma sürecinin bitmesi gereken konulardan bir tanesi de Suriye'deki konular. Tabii böyle, bu toplantının esas amacı da Suriye üzerinde bugüne kadar yaptığımız çalışmaları da değerlendirmek ve bugün bir yol haritasını onaylamaktı. Uzun zamandır her iki taraftan ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalarını sürdüren Suriye konulu ortak çalışma grubunun tavsiyelerini temel alan bir yol haritasını onaylamış bulunuyoruz. Yol haritasının amacı mümkün bütün terör oluşumlardan temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasıdır. İlk aşamada PYD, YPG'nin Münbiç'ten çıkarılması, aynı zamanda PKK'da diyebilirsiniz, çıkarılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. Yani bir ön hazırlık çalışması yapılacak. Bilhare PYD, YPG, PKK'nın yerel yapılardan çıkarılmasına yönelik planlama tamamlanacaktır. Ve bu bağlamda Türkiye ile ABD Münbiç'te yerel yönetim ve güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacaktır. Biliyorsunuz YPG'nin PYD, YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi 2016 yılında ABD'nin bize verdiği bir sözdü. Bizzat Obama tarafından verilen bir söz. Dunford'un da teyit ettiği, o zamanki Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de aynı şekilde defalarca teyit ettiği bir sözdü. Maalesef bu söz tutulamamıştı ve yeni yönetim de aynı şekilde bu söze bağlı olduğunu söyledi. Ama bugüne kadar bir adım atılamamıştı. İşte yol haritasının amacı Amerika'nın esasen bize 2016'da verdiği sözün de tutulması anlamına geliyor. Tabii üçüncü aşamada ise Türk-ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacaklardır. Bütün YPG, YPG oluşumların Münbiç'ten çıkarılması çalışmaları da tamamlanacaktır. Durum normalleştikten sonra Fırat Kalkanı Harekatı veya Afrin Harekatı'ndan sonra olduğu gibi başta Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olmak üzere yine buraları YPG, PKK'nın baskısı sebebiyle terk etmek zorunda kalan insanların da kendi şehirlerine Münbiç'e dönmesi de sağlanacaktır. Tabi uzun vadede bu Münbiç'te uygulanacak yol haritası Suriye'nin diğer bölgelerinin de istikrara ve güvenliğine kavuşturulması için diğer bölgelere de elbette taşınacaktır. Yani diğer bölgelerde de bu işbirliği devam edecektir. Ve bu konuda da her iki ülke, Türkiye ve ABD birlikte çaba harcayacaktır. Şimdi artık yol haritası onaylandığına göre, ki bu uzun ve titiz bir çalışmadan sonra olmuştur ve her iki tarafında siyasi otoritelerden de onay alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, keza Sayın Başbakanımıza da istişare ettik ve bugün onayladık. Artık bunun ilgili birimler tarafından, istihbaratımız, askerlerimiz tarafından bir an önce planlanıp sahada da uygulamaya konulmasıdır. Bu konuda da birlikte çalışma konusunda bugünkü görüşmemizde ortak bir irade ortaya koyduk. Bu önemli yol haritasının tabii uygulanması çok önemli. Sadece onaylanması önemli değil ve somut adımların atılması önemli. Esasen bu yol haritası uygulandığı takdirde ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmaya başlayacağız.
ve güvene dayalı adım atmamız gerekiyor ki şu anda bir güven bunalımı var. Bunun da sorumlusu Türkiye olarak biz değiliz. Biraz önce söylediğim gibi ABD'nin sözünü tutmaması ve dahası bu terör örgütüne ciddi destek vermesiydi. Elbette bundan sonraki süreçte bu terör örgütüne ABD'nin destek vermesi de kabul edilemez. Tam tersi bu terör örgütlerinden DAEŞ, YPG, PKK veya ne varsa onlardan Suriye'yi de bölgemizi de kurtarmamız gerekiyor. Tabii burada örneğin şimdi YPG, PKK çıktı, çıkarılacak. Onun yerine kimler görev alacak? Bunların birlikte belirlenmesi biraz da sahadaki birimlerimizin çalışma hızına bağlı bu. Ama neticede yine de bir takvime bağlıdır. Böyle sürüncemeye bırakılmış bir yol haritası değildir. Yani birkaç aydan bahsediyoruz. Öyle 6 ay falan değil. 6 aydan az bir süre olması gerekiyor. Ama tabii bu daha da kısa olabilir. Tamamen iki tarafın uzmanlarının ya da ilgili birimlerin birlikte atacağı adım ve sağlayacağı mutabakata da bağlı. Şimdi bu çalışma grubu içinde her iki taraftan da askerler var. İstihbarat da var. Dışişleri Bakanlığı da var. Dolayısıyla yönetimin içindeki her iki tarafta da yönetimin içindeki önemli kurumlar var. Bu kurumlar tarafından tavsiye edilen bir yol haritasının uygulamasında bu uygulayacak kurumlar da bu yol çalışma grubunun içinde olduğu için bu uygulanmazsa esasen ben imzaladım anlaşmayı veya mutabakat sağladım ama esasen istemiyorum anlamına gelir. Kimsenin söyleyeceği bir bahane de yok. Bunlar da gündeme geldi. S-400 konusu geldi. F-35 konusu gündeme geldi. Kongredeki Türkiye'ye yönelik tehdit dilini de gündeme getirdik ve bu tehdit dilini biz kabul etmeyeceğimizi ve yapıcı olmadığını da esasen söyledik. S-400 konusunda biz zaten anlaşmayı imzaladık. Bu Katsa'dan önce de imzaladık biliyorsunuz. Dolayısıyla bir ülkenin başka bir ülkeye sen başka bir ülkeden üçüncü ülkeden alırsan ben sana yaptırım uygularım tarzı bir kere doğru değil, müttefikliğimize de uymaz. İkincisi biz çok net bir şekilde söylüyoruz. Biz esasen Patriot da almak istedik. Son 10 senedir çaba da sarf ettik. ABD bize satamadı. Benim de acil ihtiyacım var. Dolayısıyla hem vermeyeceksin, satmayacaksın hem de başka bir ülkeden almana da izin vermeyecek diyeceksin. Vermem diyeceksin. Bu olmaz. Türkiye özgür ve bağımsız bir ülkedir. Kendi kararlarını verir. F-35 konusu da kapsamlı bir anlaşma. Çok taraflı bir anlaşma. Farklı ortakların içinde olduğu bir süreç bu. Ortak üretimin dahi, parçaların ortak üretiminin de içinde olduğu bir anlaşma. Dolayısıyla hukuki bir süreç ve ama sonuçta diyelim ki en kötü senaryo vermediler. O zaman kimse Türkiye'ye sen başka bir ülkeden, üçüncü ülkeden savaş uçağı alamazsın ya da kendin üretemezsin diyemez. Türkiye alternatiflere bakar ama biz bu aşamaya geleceğimizi düşünmüyoruz. Ve bunun da doğru olmadığını bugün tekrar söyledik. Müttefiklik ilişkileri içinde biz birbirimizi çok iyi anlamamız lazım. Ve yaptığımız anlaşmalara da sadık kalmamız lazım. Aksi takdirde bu sefer güven tekrar zedelenir. Güvenin zedelendiği ortamda da ne üzerinde ilişkileri güçlendireceksiniz? Burada ikili ilişkilerde ve çok taraflı ilişkilerde güven çok önemli.